أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين Alemlerin Rabbine, alemlerin sahibine hamdü senalar olsun. Rabbimize ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek gerçekten de azdır. Allah-u Teala bu hakkı eda etmeyi bizlere kolaylaştırsın inşallah. Allah-u Teala ayaklarımızı ve kalplerimizi kendi dini üzerine sabit kılsın inşallah. Değerli gençler, bugün Rabbimiz nasip ederse Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın vefakar oluşundan bahsedeceğiz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahde sadık oluşundan, ahde sadık davranışından bahsedeceğiz. Allah-u Teala şimdiden istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefakar bir peygamber ve sevgisi sürekli olan bir peygamber. Eğer birini geçmişte sevmişse kolay kolay ondan vazgeçmemiştir Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Ne zamana kadar? Eğer ilerleyen süreçte İslam'a düşman olmuşsa o hariç, onun dışında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a biri bir iyilik yapmışsa, bir güzellikte bulunmuşsa Allah Resulü hiçbir zaman bunu unutmamış. Yıllar geçse de o iyiliği hatırlayıp o gelen insanlara, ona yardımda bulunan insanlara ikramda bulunmuştur Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Mesela Hazreti Ayşe bir meseleden bahseder. Der ki bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir tane bayan çıka geldi, yaşlı bir bayan geldi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bununla bayağı bir ilgilendi. İlgilendikten sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a dedim ki, ya Resulallah bu kimdi? Neden buna bu kadar hizmette bulundun? Neden buna bu kadar hürmette bulundun ya Resulallah? Dedi ki, ey Ayşe dedi, bu Hatice'min arkadaşıydı dedi. Hatice'nin arkadaşı olduğundan dolayı ona ikramda bulundum. Çünkü ey Ayşe, ahde vefa imandandır dedi. Demek ki ahde vefa neymiş arkadaşlar? İmanın bir cüz'üymüş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahde vefa göstermenin bu kadar önemli olduğunu bu sözleriyle bize özetliyordu. Eğer Allah Resulü birine söz vermişse, Allah Resulü o sözü yerine getirme adına elinden gelen bütün gayreti gösterirdi. Mesela Abdullah bin Ebil Hamsa var. Kendisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı, daha Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik verilmemiş, o sürenin öncesinde yaşamış olduğu bir meseleden bahseder. Der ki, Allah Resulü ile bir ticarete girdik. Diyor, ticarete girdik girmeye benim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a verecek bir borç bakiyem kalmıştı. Onunla anlaştık. Dedi ki, şu gün şu saatte bir araya gelelim. Diyor, günü geldi, ben o günü unuttum diyor. İki gün aradan geçti, üçüncü gün aklıma geldi. Diyor, ben gittim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, söz vermiş olduğum yere vardım, baktım ki Allah'ın Resulü orada. Diyor, beni gördüğü zaman şu sözü söyledi. Dedi ki, ey delikanlı dedi. Dedi, sen beni zahmete soktun dedi. Beni burada 3 gündür bekletiyorsun dedi. Peygamber Efendimiz ona vermiş olduğu 3 gün önceki sözü yerine getiriyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, dikkat edin, ahdine sadık ve geç kalmasına rağmen o kardeşini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kırmıyor. Bu anlatmış olduğum örnek neyden önce arkadaşlar? Nübüvvetinden önce. Allah Resulüne peygamberlik verilmiş, nübüvvet verilmiş. Onun dostu düşmanı herkes onun ahdine ne kadar sadık olduğunu, sözüne ne kadar sadık olduğunu onun düşmanları da bazı sözleriyle, bazı olaylarla bize özetliyordu. Mesela bir gün Ebu Sufyan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeden önceye kadar, ta ki Mekke'nin fethine kadar en azılı düşmanlardan bir tanesi Ebu Sufyan'dır Peygamber Efendimiz'e. Mesela kendisi Rum Kayseri'nin yanına varır. Vardığı zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı Rum Kayseri Heraklius bazı sorular sorar. O sorulardan bir tanesi de Ebu Sufyan'a sormuş olduğu şu sorudur. Der ki, ey Ebu Sufyan der, bugüne kadar Muhammed'in ahdine vefasızlık gösterdiğine şahit oldunuz mu? Ebu Sufyan sıkılaraktan, üzülerekten şu sözü söylemiştir. Doğruyu bırakmadan ve doğrudan ödün vermeden Ebu Sufyan belki hoşnut olmamıştır ama şu sözü söylemiştir. Demiştir ki, hayır, biz bugüne kadar onun ahdine sadakat göstermediğine, ahdine vefasızlık ettiğine şahit olmadık der. Bakın, Ebu Sufyan bile o gün bu sözü orada söylemek
zorunda kalıyordu. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle ahdine sadık bir peygamber. Bununla beraber kişi iman ettikten sonra onun geçmişte yapmış oldukları günahları Peygamber Efendimiz kolay kolay irdelemez. Elçi olarak gönderilmiş olan kişilere de Allah Resulü hiçbir zaman zarar vermemiştir. Mesela Hazreti Hamza'yı şehit eden, kimdi ismi o şahsın? Hazreti Vahşi. Kendisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethetmiş, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam büyük bir güce kavuşmuş ve bir türlü korkudan dolayı Allah Resulü'nün bulunmuş olduğu yere gelemiyor. Geldiği zaman mesela yola koyuluyor, yola koyuldur. Peygamber Efendimizin bulunmuş olduğu beldeye geliyor ve çok korkuyor Allah Resulü ona zarar verecek diye. Ashab-ı kiram yanaşıyor ona, diyor ki Allah Resulü hiçbir elçiye bugüne kadar zarar vermemiştir. Allah Resulü sana da zarar vermez diyor. Ve bu sözlerini Allah Resulü böyle orada özetliyordu. Mesela İslam tarihinde anlatılan bir olay, bir anlaşma vardır. O anlaşmanın adı nedir? Hudeybiye Antlaşması değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam karşı tarafta bulunan müşriklerle ne yapmıştır? Bir anlaşma imzalamıştır. Karşı tarafta kim var anlaşmayı imzalayan? Süheyl İbni Amr adında, o gün iman etmemiş ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşın düşmanlıkta en ileri giden şahıslardan bir tanesidir. Gelir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la bir anlaşma yaparlar. Öncesini fazla uzataraktan anlatmayacağım. Hepinizin bilmiş olduğu bir mesele. Burada üzerinde duracağım mesele Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar ahdine sadık oluşu, sözünü tuttuğuyla alakalı. Karşı tarafta bulunan diplomat olan Süheyl İbni Amr'ın oğlu Ebu Cendel, kendisi Müslüman biridir, iman etmiştir. Anlaşma yazılmış bittikten sonra Ebu Cendel çıkar gelir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eteklerine, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kucağına kendisini atar. Ya Resulallah bana yardımcı ol der. Ve orada Süheyl İbni Amr sinirlenmeye başlar. Der ki ey Muhammed, seninle yazmış olduğumuz anlaşmalardan bir tanesi, ikinci maddesi özellikle, bizden birisi geldiği takdirde siz bize iade edeceksiniz ama sizden biri bize geldiği takdirde biz size iade etmeyeceğiz. Bak bugün benim oğlum geldi, size oğlumu tekrardan bize verin der. Sahabe bunu duyunca sinirlenmeye başlar etrafında bulunan. Hatta bazı sahabeler dizine vurmaya başlar. Sinirlenirler. Biz izzetli bir orduyken, biz muazzez bir orduyken karşı taraftakiler zelil bir halde, peygambere düşman olduğu halde biz bunu nasıl kabul ederiz diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın imzalamış olduğu bu anlaşmaya bazı sahabeler rahatsız olsa da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döner der ki ey Ebu Cendel der ki sabret Allah'ın izniyle. Sabret, Allah sizin için bir fereç, bir kapı açacak biiznillah. Çünkü bunlara vermiş olduğumuz söz gereği biz bu ahdimizi çiğneyemeyiz. Gidin ve dönün Allah'ın izniyle beldenize. Allah-u Teala size hayırlı bir kapı açacak ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam karşısında bulunan şahıslar müşrik de olsa, Allah'ın dinine düşman da olsa, Peygamber Efendimiz onlarla imzalamış olduğu o anlaşmanın gerektiğini yerine getirerekten sözünü tutmuştur. Hiç kimse buna arkadaşlar, bunun dışında bir şeye de Allah Resulü hayatında şahit olmamıştır. Ve Allah'ın yardımıyla belli bir süre geçmiş, Ebu Cendel Allah'ın yardımıyla büyük bir orduyla Allah'ın yardımıyla ne yapmıştır? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiştir ve karşı tarafta bulunan müşrikler de anlaşmanın iptali için kendileri Allah Resulüne başvurmuşlardır. Allah-u Teala Ebu Cendel için hayırlı bir kapı açmıştır arkadaşlar. Bedir'de muhteşem mesela örneklikler vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın muhteşem ahlakı, muhteşem ahde sadıklığıyla alakalı muhteşem örnekler var. Mesela Peygamber Efendimiz o gün 300 küsür kişiyle, karşı tarafta bulunan şahıslar ise, müşrikler ise Peygamber Efendimizin sadece 3 katı. Allah Resulü'nün ordusu çok az olmasına rağmen o gün Allah Resulü'ne cihat edecek, savaşta bulunacak mücahitler lazımken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından Huzeyfe İbni Yaman babasıyla beraber yola koyulur Bedir'e gelmek için. Müşrikler onu belli bir süre sonra belli bir yolda tutarlar. Tuttukları zaman götürürler, sorguya çekerler. Sorguda derler ki Huzeyfe İbni Yaman'a, eğer sizi bırakacağız bırakmaya, eğer sizler Muhammed'in yanına dönmez iseniz ve bizim karşımızda savaşmaz iseniz sizi özgür bırakacağız, azade kılacağız diyor. Ve söz verirler, oradan ayrılırlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına varırlar. Allah Resulü der ki siz onlara söz verdiğiniz için
Allah Resulü der ki bugün dönün Medine'ye der. Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabının da vermiş olduğu söze sadık kalmasıyla alakalı güzel bir örneklikte orada bulunmuştur. Ashabına da ahde vefanın ne kadar önemli olduğunu orada öğretmiştir arkadaşlar. Yine farklı bir meseleden bahsedilir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında ahde vefa ile alakalı birçok örnek var. Onlardan bir tanesi de Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahde vefa gösterdiği gibi karşı tarafında bulunan düşman olsun dost olsun herkese ahde vefayı da öğretmesiydi. Mesela Saffan bin Ümeyye kendisi Nebi aleyhissalatü vesselama yıllarca düşmanlık etmiş biri. Peygamber aleyhissalatü vesselama düşmanlıkta aşırı gitmiş biri. Kendisi Peygamber aleyhissalatü vesselam güce kavuştuğu takdirde kalkar kendince farklı bir beldeye gider. Farklı bir beldeye gittiğinden dolayı onun arkadaşı, yakın arkadaşı Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına gelir. O şahsın adı ise Umeyr bin Vehb'tir. Umeyr gelir Nebi aleyhissalatü vesselama der ki ey Muhammed der. Benim bir arkadaşım var Saffan adında. Bu sana geçmişte büyük düşmanlıklar ettiğinden dolayı korkudan gelemiyor, öldürüleceğinden korkuyor. Eğer ona eman verirsen gelsin bu beldeye girsin, gelsin burada bulunsun. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki tamam gelebilir, ona eman verdim der. Ve kalkar Saffan, Peygamber aleyhissalatü vesselam bulunmuş olduğu beldeye gelir. Ama öncesinde dikkat edin. Saffan'a Peygamber aleyhissalatü vesselam eman için sarığını yollar gelsin diye. Korkusuz bir şekilde o beldeye gelsin diye Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi sarığını yollar. Saffan gelir der ki ey Muhammed der sen bana eman mı verdin? Evet der. Eman verdim sana. Ve der ki ey Muhammed bana 2 ay mühlet versen Allah Resulü ona orada şunu söyler. Bugün sana 2 ay değil 4 ay mühlet veriyorum der. Ve gider. Belli bir süreden sonra Saffan ne olur arkadaşlar? Saffan iman eder orada. İman eder dikkat edin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ona eman vermesi, ona destek çıkması ve sarığını yollayıp onu öldürmeyeceğine, ona eman vereceğiyle alakalı bu sözüne karşılık Saffan iman eder. Eğer biz bugün arkadaşlar ahde sadık olursak, ahde vefa gösterirsek sözümüzde durar ve bunun sözümüzde durur. Bununla beraber insanların da durabilmesi için yardımcı olur isek biiznillah insanların İslami davaya, Peygamber aleyhissalatü vesselamın davasına gönül vereceğinden zerre-i miskal kadar şüphemiz olmasın arkadaşlar. Hani sohbetimizin başında dedik ya Peygamber aleyhissalatü vesselama kim yardımcı olmuşsa Peygamber aleyhissalatü vesselam onları hiçbir zaman unutmamış. Hayatının hiçbir alanında onları unutmamıştır. Mesela Allah'ın Resulü Huneyn'de Havazin kabilesine galip gelmiş ve bunun akabinde sağdollarından kendisi geçmişte süt kardeşlerinin bulunmuş olduğu annesi süt annesi olan Halime'nin bulunmuş olduğu sağdollarından karşı tarafta Şeyma Hatun gelir. Şeyma Hatun esirlerin arasındadır o gün. Peygamber aleyhissalatü vesselama haber yollar. Ben Muhammed'in süt kardeşiyim der. Peygamber Efendimiz onu yanına çağırır. Ve yanına geldiği zaman Peygamber Efendimizin ahde vefasına bir bakın Allah rızası için. Kendi altında bulunan minderi çıkarır. Annesi geçmişte ona süt verdiğinden dolayı ve kendisi de süt kardeşi olduğundan dolayı altındaki minderi çıkarır ona verir Şeyma'ya. Ve buna karşılık dikkat edin Şeyma Hatun orada iman eder Müslüman olur. Peygamber Efendimiz der ki ey Şeyma Hatun dilersen burada kal dilersen de beldene gidebilirsin. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam dikkat edin orada onun istemesine rağmen ben gideceğim ya Resulallah demiş beldeme. Allah Resulü onun yolunu açmış o da beldesine dönmüştür. Mutim bin Adı'yı tanırsınız değil mi? Mutim bin Adı kimdir arkadaşlar? Bir müşriktir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Taif'ten dönmüş. Taif'ten döndüğü anda Peygamber aleyhissalatü vesselama kimse eman vermemiştir. Ama onun o şehre Mekke'ye girmesi için eman verenlerin başında kim gelmiştir? Sadece biri vardır o da kimdir? Mutim bin Adı'dir. Peygamber Efendimiz de kendi çocuklarıyla beraber çocukları kılıçlanmış, kılıçlarını almışlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam yeter ki o beldeye girsin diye. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam beldeye girmiş. Allah'ın yardımıyla Mutim bin Adi ne yapmıştır? Onlara eman vermiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Mutim bin Adi'nin
bu yardımını hiçbir zaman unutmamıştır. Dikkat edin, Bedir'de Allah-u Teala'nın yardımıyla Peygamber aleyhissalatu vesselam Kureyş'e galip gelmiş. Kureyşlilerin içerisinde ölenlerden bir tanesi de kimdir? Muti'dir arkadaşlar. Ve Allah Resulü onunla alakalı ne söylemiş? Demiş ki eğer Muti yaşasaydı, gelip bana deseydi ki esirleri karşılıksız bir şekilde, para vermeden karşılıksız bir şekilde ey Muhammed bırak deseydi bana, ben onun hatırına bütün esirleri salıverirdim demiş. Muhteşem bir örneklik değil mi? Muhteşem bir ahde sadakat değil mi? Muhteşem bir ahdine vefa gösterme değil mi? Demek ki arkadaşlar vefa İstanbul'da bir şehrin, bir semtin adı değil arkadaşlar. Eğer yıllar öncesinde de yaşasanız, yıllar geçmiş olsa bile üzerinden ahdimize sadık olmamız lazım. Ahdimize sadakat göstermemiz lazım gençler. Peygamber aleyhissalatu vesselamın bu örnekliği, bu muhteşem duruşu bizim için nedir arkadaşlar? Güzel bir prototiptir. Güzel bir sahnedir bizim için. Güzel bir örnekliktir. Allah-u Teala peygamberin izinden gitmeyi, peygamberin davasına sahip çıkmayı, ahdimize sadakat göstermeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Allah-u Teala vefayı bir an bile bırakmamayı bizlere nasip eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala el-Fatiha.